Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey bu derste daha önce öğrendiğimiz modelleme tekniklerine bir yenisini ekleyeceğiz pivot tekniğini göreceğiz. Önce verimize bir bakalım. Sol tarafta Hesap hareketlerine ilişkin basit bir fact tablosu var diyor ki hesap kodu Şu tarihte şu tutar Ve şu boyutlarla bir transaction gerçekleşti. Şimdi Buradaki tasarım birçok ERP'de karşınıza çıkacak bir tasarım. ERP'lerdeki boyut mantığını da biraz açmak gerekirse, açıklamak gerekirse. Örneğin burada boyut kodları var. Banka diyor, proje diyor, masraf merkezi diyor. Şöyle bir yapı var genelde bu tür durumlarda. Bir hesaba diyelim bir gelir hesabına veya gider hesabına altılı veya yedili hesaba bir tutar girersiniz. Dersiniz ki bu benim fuar giderlerimdir. Ya da şu proje için girilmiş bir masraftır. Şu bankayla ilintilidir gibi hesabı birden fazla hareketi birden fazla boyutla eşleştirirsiniz. Ve çoğu ERP'de de aşağı yukarı benzer bir yapı var. Bizim yapmak istediğimiz şey boyut bazında gerçekleşen tutarları tarihe göre gösteriyor olmak. Verimizin şekli bu. Şimdi bir bakalım verinin şekli nasıl, teknik anlamda nasıl. Misal buradaki 83 boyut ailesi diyor, boyut kodu diyor. Burada birden fazla kez tekrarlamış. Her iki tarafta da. Yani 83 numaralı boyutun 3 farklı değeri var. Proje olabilir, masraf merkezi olabilir, banka olabilir gibi. Diğer kayıtlarda da benzer bir durum var. Başka bir tanesine bakalım. 19 iki kez fake tablosunda geçiyor. Boyut tablosunda Aynı ID 3 kez geçiyor. Şimdi bu aslında tipik bir menü to menu durumu. Boyut ID her iki tabloda da tekrarlıyor. Veri modeli tarafına geçelim. Şu ana kadar öğrendiğimiz tekniklerle bunu hızlıca bir çözelim. Boyut ID her iki tabloda da çokluyor. Boyut ID'yi menü-to-menü şeklinde ilişkilendirebiliriz. Yöntemlerden biri bu. Ama daha önceki derslerde öğrendik. Eğer one to many ile köprü tablosu kullanarak many menu to many'den kaçınabiliyorsak bunu yapmamız lazım. O yüzden bunu siliyorum. Ama çalışır mı? Çalışır. Ama daha iyisi köprü yöntemi. Bu iki tablonun arasına bütün boyut değerlerini tekil olarak içerecek bir köprü tablosu lazım bize. Daha önce bu örneği Power Query'de yapmıştık. Bana bu sütun lazım, diğerlerini istemiyorum. Tekrarlayanları uçur şeklinde. Bu sefer DAX versiyonunu yapalım. Home tabunun altında New Table. Yeni bir tablo oluşturacağım. DAX'ı kullanarak. Bunu da şöyle yapalım. Bize ne lazım? Boyut ID'lerin tekil listesi lazım. Ve bunun tablo formatında olması lazım. Kullanabileceğimiz birden fazla fonksiyon var. Values bunlardan bir tanesi. Values'u dediğim zaman... Şu Escape yapıp arkadaki açıklamayı da görelim. Diyor ki bir sütun verirsem bana o sütundaki tekil değerlerin listesini tek bir sütun olarak döndürürüm. Peki istediğim şeylerden biri bu, işime yarayacak şeylerden biri bu. Boyutları içeren hangi tabloyu alsak daha iyi olur? Boyut ID anlamında boyutlar tablosu muhtemelen bütün boyutları içeriyordur. Orada tabloların yapısına göre sizin karar vermeniz lazım. Hangi tablodaki boyut ID'yi alırsam bütün boyutları almış olurum. İkisinin birleşimi de olabilir diyorum ki boyutlar tablosundaki boyut id'nin tek bir sütun şeklinde bana listesini döndür. Tabloya bakalım. Boyut ID biraz önce oluşturduğumuz tablo. Bunu da sağ tık rename köprü tablosu diyelim adına. Tabloyu oluştururken ismini versek daha iyiydi. Tekrar model tarafından geri geliyorum. Kullanabileceğim bir başka fonksiyonda hazır böyle bir fırsatı yakalamışken distinct olabilir. Distinct'in açıklamasına bakalım. O da benzer bir açıklama. Bana bir tane sütun verirsen o sütundaki tekil değerlerin listesini döndürürüm sana diyor. Values'la ne fark var arasında? Values blank'i de bir değer olarak döndürür. Distinct döndürmez. Bazı şeyleri yapmanın birden fazla yolu var ve bazı fonksiyonların işlevleri birbirine çok yakın. Arada nüanslar var. Distinct'le yapalım. Çünkü distinct blank'leri dikkate almıyor. Köprü tablosunda da blank olmaması lazım. Boyutlar tablosundaki boyut ID sütununun tekil listesini döndür. Bundan sonra yapmamız gereken şey her iki tablodaki boyut ID sütununu köprü tablosuyla eşleştirip buradaki ilişkinin yönünü çift yapmak Kullanıcıya temiz bir tasarım bırakmak için de buradaki köprü tablosunu gizlemeyi tercih edebiliriz. Rapor ekranına geri gelelim. Basitte bir metriğimiz var. Hesap hareketleri tablosundaki tutar sütunun toplamını alan. Bunu düşürüyorum. Ne bazda görmek istiyorum? Bunu boyutlar bazında görmek istiyorum. Boyut değeri bazında görmek istiyorum. Tarihe göre tarih tablosu alırsak ay, yıl yapabiliriz. Bu örnekte almadım. Basit tutmak için örneği tarih bazında hareketleri görmek istiyorum. Eğer istersem boyut değerinde buraya bir slicer olarak ekleyebilirim. Veya boyut kodunu. Hangisi daha mantıklı olacaksa sizin raporlarınız açısından. Bunu da ekleyelim. Bana banka bazında bütün yaptığım hareketlerin toplamını, detayını göster bu gibi. Şimdi bu durumu modellemenin başka bir yöntemi daha var. Pivot'a alma yöntemi var. Yapmak istediğimiz şey şu. Burası bizim fake tablomuz. Boyut ID tekil değil. Çoğul. Okey. Aynı şey burada da geçerli. Yapmak istediğim şey şöyle bir şey. Buradaki 19 banka proje masraf merkezi şeklinde satırlarda gözüken bilgileri sütunlara almak istiyorum. Ve çakışan değerleri de altında göstermek istiyorum. Power Query'e geçelim. Bir tanesini filtreleyelim. 19'u misal. Yapmak istediğim şey şöyle bir tablo olacak. Boyut ID 19 diyecek. Banka diyecek. Proje diyecek. Masraf merkezi diyecek altında boyut için 19 diyecek. Banka için garanti, proje için proje 1, masraf merkezi için de MM1 kodunu bu tabloya elde etmek istiyorum. Şimdi daha önce bütçe örneğinde yaptığımız versiyon Ampivot idi. Ampivot neydi? Sütunda gözüken Ocak Şubat Aralık bilgilerini sütunlardan satırlara almaktı ve bir tarih ataması yapmaktı. Burada tam tersini yapacağız. O yüzden pivot deniyor bu yönteme. Yapmak istediğim şey şu: boyut kodunu seçtim. Satırda gözüken boyut kodu sütunda gözüken bu değerlerin sütunlara gelmesini istiyorum. Transform menüsüne geçtim. Pivot kolum. Hangi kolumu pivot edeceğiz? boyut kodu sütunundaki değerler sütunlara gelecek. Çakışan boyut değerlerini görmek istiyorum value olarak. Değer sütununda ne gözükmesini istiyorsun. Boyut değerini görmek istiyorum. Yani bankanın altında garanti gelsin istiyorum. Buradaki advanced options standı bu count all'u kaldırıyorum. Daha doğrusu hiçbir aggregation'a ihtiyacım yok burada. O yüzden don't aggregate diyorum. Okey istediğimiz forma geldi. Buydu, bu oldu. Buradaki koyduğumuz filtreyi de kaldıracağım. Bu tabloyu modele alacağım. Close apply. Tablonun yapısına buradan tekrar bakalım. Boyutlar tablosu olması gerektiği formda. Boyut ID artık bu tabloda tekil. Model tarafına geri geliyorum. Bu köprü tablosuna artık ihtiyacım yok. O yüzden siliyorum. Delete from model. Boyut id ile buradaki boyut id'yi artık one to many şeklinde ilişkilendiriyorum. Bu daha performanslı, daha temiz bir tasarım. Ama neyle başladık? Man to many ile başladık. Man to many'den kaçınabiliriz. Köprüye geçtik, köprü tablosu kullanımına geçtik. Ondan da kurtulabiliriz. Daha temiz, daha performans çalışacak bir basit tasarıma geçtik. Şimdi buradaki tablolardaki bu yaptığımız hareketin mantığını düşünecek olursak aslında bunlar bir nevi daha önce gördüğümüz role playing dimension'daki boyutlara benziyor. Tarih örneğini yapmıştık. Transaction tarihi, teslim tarihi, termin tarihi gibi hepsi tarih boyutuna ait ama farklı rolleri var. Burada da benzer bir durum var. Hepsi bir boyut ama rolleri başka. Birisi banka, birisi proje, diğeri masraf merkezi gibi. Rapor ekranına geri gelelim. Aynı mantıkla burada da benzer şekilde tutarlarımızı herhangi bir masraf merkezi, proje, banka bazında istediğimiz gibi görüntüleyebiliriz. Bunu da bir matrise çevirelim. Şimdi biraz önceki elde ettiğimiz matrisle bunun yapısı aynı değil. Daha doğrusu kabiliyet aynı, rakamlar aynı, yapabileceklerimiz aynı. Ama hangi görselleştirme şekli size daha uygun? İkisinden birini seçebilirsiniz. Köprü tablosu mu yoksa pivot mu? Her ikisi de çalışır. Her ikisinde de herhangi bir durum yok. Ama bu tür durumlarda olabildiğince fazla komplekslikten kaçınmak lazım. O yüzden pivot yöntemi böyle bir veri örneğinde daha avantajlı olacaktır.